Kıymetli izleyiciler, Mevla'nın selamı, rahmeti, bereketi hepinizin, hepimizin üzerine olsun. Yeni bir programa başlamanın sevincini sizlerle birlikte yaşıyoruz. Değerli Lale Gül TV izleyicileri, geçen dönem biliyorsunuz Hayatın İçinden programıyla sizlerle birlikteydik. Bu dönem çok yeni bir programla birlikteyiz. Programımızın ismi Aile Saadeti. Peki bu programda neler konuşacağız? Bunları merak ediyorsunuzdur muhtemelen. İsmi üzerinde zaten aile içindeki saadeti ele alacağız. Eşler arasındaki diyaloğu, çocuklarla anne babalar arasındaki diyaloğu. Yani evinizin içinde, küçük manevi cennetinizde sizi rahatsız eden ne varsa inşallah kıymetli hocama danışacağım. Hocamı çok fazla bekletmeyeyim, uzun bir aradan sonra kendisini özlemişiz. Kıymetli Muhammed Emin Aytan. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Elhamdülillah razı. olsun. nasılsınız? Allah'a şükür bizler deyiz. Bu uzun tatil döneminden sonra sizi biraz yorgun gördüm. Hatta <laughs> yayınımıza katıldınız. Ee, sıkıntıyı da isterseniz paylaşalım küçük bir sporla alakalı bir aksaklık olduğu halde. Kıymetli evet, hocam kırmadı, kork bile. korkmasınlar ama. Bir tane hani. bu tür aksaklıklar nedeniyle sporu bırakmasınlar. Normal böyle tür şeyler. Kırık da olur, çıkık da olur. Bir Kazalar olabiliyor. Evet, kaza olabiliyor. Hocam Aile Saadeti isminde neler düşünüyorsunuz? İsterseniz öyle başlayalım. Programımızın ismiyle başlayalım. Aile Saadeti güzel. En azından hani e, ikisi de Osmanlıca isim, kelimeler. E, farklı e, bir yapı ol, oluşturmuş. Belki isimden kaynaklı. E, dönem sonuna kadar e, zaten sorunlarımızın içeriği olan, baş şeyi olan aile ile ilgili sorunlarımızın e, sıkıntılar konuşacağız. Aile fertleri, aile parçaları nasıl düzeltebiliriz? Nasıl bir araya getirebiliriz? Belki ilk nasıl bir e, böyle bir aile kurabiliriz? E, aileyi nerede e, uçurumun kenarından nasıl alabiliriz? E, aile meyveleriyle ilgili sorunlar işte çocuklarla ilgili, çocukların okul sıkıntıları olabilir yani. Ya da ailenin doğru de. inşasını konuşabiliriz. Kesinlikle belki yani kesinlikle. Yani sadece bize evli olanlar olacak? değil. Değil mi hocam? evlilik hazırlığı yapanlar da. Tabi tabi dedim Dikkatli ya nasıl başlar, şekilde. evet. nasıl başlar, nasıl kurulur, kurma aşaması nasıl olur, kurulma aşaması e, kurulduktan sonraki ilk e, zamanlar nasıldır, sonra bunun işte meyvesi olduğu zamanlar, meyve öncesi, meyve sonrası, onlarla yaşama, aile delili sadece çekirdek ailede oluşmuyor, e, büyük aileler yani çevreleri var, kanatları var bunun, ilk geldiği yerler var. Onlarla olan temasını sürdürmesini, sağlıklı teması nasıl sürdürülecek, e, nelere dikkat edilmeli, e, sıkıntılar yaşadığında, yani bu e, çekirdek ailenin birer ferdi olan, kurucu fertlerinden biriyle evet. ilgili sıkıntılar nasıl baş edilecek, çözüm odakları nelerdir, nelere dikkat edilmesi gerekiyor, işle ilgili sıkıntılar, evle ilgili sıkıntılar, e, yine aileyi ne kadar etkiler, yani kariyer, ekonomik bağımsızlık, düşünmelerine kadar etkiler. Hocam siz böyle sürekli anlatınca gerçekten bu kadar sorumlu bir toplummuşuz gibi. Bunlar istedim. ama bunlar temelinde var zaten. Yani Adem olmanın, insan olmanın temelinde var olan e, nedenler şu kadar var ki Allah Celle Celalı bizi imtihan için e, dünyaya indirmiş. Yani yaratmış ve ona yani ne kadar kulluk edeceğiz? Ne kadar e, ...seveceğiz, bunu gösterelim. Ne kadar emirlerine uyacağız, bunu gösterelim... ...için bizi indirmiş. Bunları yapacağız. Bunlar zaten... ...ya bunu yaparsınız ya da tersini yaparsınız. Tersini yaparsanız bütün sıkıntılar olur. Oluşur. Bunu yaparken... size engel teşkil edecek bir de şeytan var. Evet. Yani vesvesesiyle... ...sizin önünüze her daim... ...çelme takacak, önünüze engeller... ...çıkaracak şeyi, kişi. Onunla sonuçta... ...mutlu bir aile, saadeti... saadetli bir aile... Onun istemediği bir şey. Çünkü saadetli bir aile İslam için, Allah için e, iyi ürünler çıkaracak. E, cennet için biçilmiş kaftan e, çıkaracak oradan e, oradan doğacak yani çocuklar. Yani çocuklarını iyi yetiştirecek aile, değil mi? Aile zaman? baba kesinlikle. Onu istemediği şeyler, şeytan istemediği şeyler o da musallat olacak illaki yani çeşitli fitneleriyle, fücurlarıyla, vesveseleriyle. Onlara ona karşı neler yapabiliriz? Nasıl direnç gösterebiliriz? Yani prevention dedikleri öncesinden engelleme. Olay bu. gerçekleşmeden önce gerçekleşmesin diye setlerimizi hazırlayacağız. Belki bunlar göstereceğiz. Oldu da gerçekleşirse hani set kırıldı, baraj kırıldı, su taşıldı. Biz bu seti nasıl e, onarabiliriz? Bununla ilgili. Konuşmalar yapabileceğiz. Belki öneriler sunacağız kardeşlerimize. Allah'u alem. Hocam bu öneriyi sunarken benim aklıma ilk olarak bir soru geldi. Doğru mu olur, yanlış mı olur bilmiyorum ama... Aile saadeti için acaba mutlu çocuklar mı yetiştirmek gerekiyor? En baştan başlarsak eğer. Mutlu çocuk... Yani bu senin sorunu şöyle anıkladım. Ee, yanlışsa düzelt lütfen. Yani tamamen böyle... E, Yapma bebekler vardır hep gülücüklüdür. El bebek böyle, gül bebek derler e, evet. buna. Hep böyle gülerler hiç ağlamazlar. Hiç o hayatın olumsuzluklarını bilmezler. Bu tür çocuklar mı yetişmelidir evet. diye soruyorsun herhalde. Evet, Kesinlikle hayır. Hayatın gerçeğini bilmeyen çocuk her daim sıkıntı yaşama ihtimali olan çocuktur. Ve onun yaşanması yani daha önce sıkıntı yaşayıp da düzelen mutlu olan çocuktan daha fazla sıkıntı yaşayacaktı. Belki de geri dönüşü olmayan bizim travma dediğimiz... Kostromatik stres bozukluklarına e, bu e, yani maruz kalabilir, bunlarla baş edemeyebilir. Baş etme yöntemi en iyi öğrenmeyle olur. Öğrenme de ailede olur. Görecek ki öğrenecek. Afaki, ütopik bir şeyi istediğiniz kadar söyleyin. Hani bir musibet bir nasihatten iyidir ya. Evet. İşte o musibet aslında bazen mutsuzluklar, mutsuzluklar yaşamayla olabilir da sıkıntıdır yani mutsuzluk demeyelim. Yani bu acılar, sıkıntılar. ekşiler, tatlılar olmalı mı hayatta her zaman? Yaratmışsa Celle Celaluhu haktır, olmalı. Sürekli anneler, babalar işte acıları bir kenara iterek mutluluk mu göstermeli çocuğuna? Anne, baba, babaya düşen görev bu mu acaba? Hayır, hayır. Olayın esnasında, gerçeklik esnasında nedir, niye böyle oldu bunu anlatmalı. Gerekirse beraber üzülmeliler ama üzülmenin nasıl üstesinden geleceğini de beraber bulmalar e, bulmalılar bu çözüm yolunu. Evet. Hocam aile saadetimizi dış faktörler bozar mı? Bunu da biraz merak ediyorum. Dış faktörler o kadar çok ki hani meselikte bozar çok mesela çok faktör kim kimler... mesela atıyorum daha küçükten bir şey. Ee, küçük dış faktörler ee, aile küçük çekirdek aile genel geniş aile üzerine baktığınız zaman dışarıda ne var? İşte baldızı var atıyorum ne bileyim görümcesi var. iki taraftan da baktığınız zaman bu da dış faktör olabiliyor. Daha biraz daha genişe baktığınız zaman iş arkadaşları olabilir. Mesela ya da ne bileyim patronu olabilir. Bu taraftan baktığınız zaman arkadaş olabilir. İş kariyeri olabilir. E benim çocuğun e, okul eğitiminde göstermiş olduğu başarısızlık olabilir. O da dış faktör yani. Sonuçta dışarıdan etken olabiliyor. E, televizyon çok büyük bir dış faktör. Ama etkisi büyük bir faktör mesela. Bilgisayar bunlar dış faktörler ama etkileri büyük faktörler ve etkisi olan yani bitirme aşamasına kadar getiren faktörler kesinlikle mutluluğu etkiler. Bunların hepsini tabii tek tek açmak o lazım. Açacağız hocam. zaten evet. Şimdi bir girişgah yapıyoruz. Bunlar Bağımlılığın tek etkisi ne evet. mesela e, aile saadetine televizyonun etkisi nelerdir? Atıyorum işte bunlar örnekler yani ileride Hocam televizyon deyince şey. oradan dem vurunca herkes Peki. hocam biraz konuşsa da keşke biz bu televizyonun etkilerini dinlesek diye sanki ekranlar başından ben duymaktayım. Böyle küçük bir açarsanız şu kadar söyleyelim. Evinizi istediğiniz gibi döşemişsiniz. Hiçbir yerden sızdırma yok. Evet. Dış etkenlere karşı dış cephe kaplama mı diyorlar? İşte iç cephe, dış cephe harika. Süper. Soğuk girmiyor, mikrop girmiyor. Süper. Steril bir ortam. İstediğiniz gibi koruyabiliyorsunuz çocuğunuzu, çocuğunuzu. Ama bir pencere açmışsınız, o pencere güya ışık alsın veya güzel güneş ışınları gitsin diye düşünüyorsunuz. Lakin o pencereden e e giren bilgiler, ışınlar, görüntüler sizin tamamen e istemediğiniz, hatta dış cepheyi onlar girmesin için e sıvadığınız bilgiler. Siz ka kapattınız, tek taraflı, tek bir yoldan giriyor ve içeri akıyor adeta yani. Girmiyor, bir iki girmiyor. Her tarafı kirletiyor, nefes alamıyorsunuz. Nasıl ki şu kadar atıyorum işte 10 bin kilometre ötedeki ulaşamadığınız bir şey tak evinizin içerisine anında giriyor. Anında giriyor. Atıyorum dışarıda siz işte çocuğunuza kötü örnek olacak diye göstermediniz, yedirmediniz ve göster hiçbir şekilde öğretmediniz bir şey sizin değil de başkaları tarafından öğretilebiliyor ve gösterilebiliyor. Sizin için kontrolü olmayan bir görüntü, bir içerik. Yani kumanda veriyorlar size anında uzaktan kumanda diyor ama öyle bir şey yok. Yani o bir defa girdi mi? Hatta bilinçaltına giren mesajlar da var. İster, ister istemez siz farklı şekilde görüyorsunuz belki ama onda bir şey yokmuş gibi görüyorsunuz ama çocuk için o bir sorun. Yani bunu bir eğitimci veya bir psikolog anlayabilir yani evet. e, psikolojik eğitim e, öğrenme şekillerinden dolayı adam bunu öğretebiliyor. Siz çok masum diye reklamları izletebiliyorsunuz. O reklamların içerisinde enteresan şeyler var. Sizin kültürünüzü değiştiriyor. Çocuğun ahlakını komple değiştiriyor. İstemediğiniz size ilişkilendirilemeyecek, sizinle ilişkilendirilemeyecek birçok bir çok şey çocuğun bilinçaltına sizin eserinizde girebiliyor. Neyle, ne vasıtasıyla? televizyon vasıtasıyla girebiliyor. Kontrolsüz güç güç değildir diyorlar yani. Evet. evet. Siz açıyorsunuz, oradan zamplıyorsunuz, başka bir şey giriyorsunuz, başka bir şey giriyorsunuz. Aa, mesela hocam biz sadece çizgi film izletiyoruz. Tamam beraber izleyelim o çizgi filmleri isterseniz. Bakalım içeriğine. Ne var o çizgi Filmine filmlerin içeriğine? Haset, kıskançlık, İsraf. önüne taş koyma, ısraf, şiddet, fu fuhşiyat, cinsellik diyelim. Var mı bunlar? Var. Hocam ben düşünmüyordum bunun var olduğunu. Yani bir küçük bir kuş gidiyordu sadece bir öpücük konduruyordu. Acaba? Hocam küçük bu 25. Kuş. kare olayları da var. Arkasına bir Arkada şey daha ekleyebiliyor. Bir şey ekleniyor. Bilinç altına girebiliyor. Ya ona gerek bile kalmıyor ki. Yani bilinç zaten alıyor bunu. Ya o hani çok fazla gizlenirse de alır diye düşünüyorum. Mesela ona katılıyorum ama ben ona gerek bile olmadan zaten bir çok ön planda şey, yani, yani ön planlarla çoktan yani Atalan Üsküdar'ı geçmiş görünüyor. Yani bir mesela atıyorum. Atmayayım diye örnek vereyim ya. Atıyorum biz de onlar gibi konuştuk. Televizyonda aldık bilgiler gibi aşağı. <laughs> örnek olsun diye söyleyelim mesela. Bundan 15 yıl öncesinde bir kızla bir erkek. Ee, işte Bağcılar atıyor mesela. Burası Bağcılar. Bağcılar'ın parkında, bir halk parkında e, el ele öpüş öpüşe. Böyle bir şey olabilir miydi? Veya 20 yıl öncesinde? İmkansız. Ne oldu da bu değişti? İşte istemediğiniz televizyon bilgilerin televizyon tarafından empoze sevdiklerinize edilmesi. empoze edilmesiyle oldu. Siz istemeden, siz görmeden. Artık yavaş yavaş o yapılanlar normalmiş gibi gösterilmeye evet. çalışılıyor televizyonlarda da. ailenizin saadetinin dorukta olduğunu düşünüyorsunuz belki. Halbuki aile saadeti çocuk 15 yaşına gelinceye kadar devam etmiyor. Bu çocuk evlenecek, o aile devam edecek. Sonra boşanmalar olacak. Evet Ne oldu bu? Ta 20 yıl öncesine git diyoruz işte. Bu işte annenin, nenenin çocuğu. Kendi çocuğunu eğitimiyle başlayan süreç. Evet. Yanlış süreç. Geri dönüşü var mı hocam? Affallahu amma Allah geçmişi affeder ama tövbe olursa yani ne demek tövbe? Tövbe bir özür şekli. Yani huylu huyundan vazgeçmez diyorlar ya. hani o Huy olmamışsa değiştirmek... eğitim diyoruz. Eğer eğitim şekli ise çünkü öğrenilmiş bir şey bu. Tekrar farklı üzerine reform dedikleri yani tekrardan ee, farklı şekilde eğitimle bunu bozup üzerine değiştirerek yeni bir eğitimle düzelebilir. Ama zaman alır mı? Yani 20 senede öğrenilen bir şey 5 dakikada düzelmez herhalde. Bu da zaman alacaktır yani terapilerle, seanslarla veya verdiğimiz ödevlerle ev içerisinde yeni oluşumlarla değiştirilebilir. Erkeğin kilolu olması, kadının da zayıf olması aile saadetini etkiler mi? Bunlar hep göreceli şeylerdir. Biz e, aile geldiğinde aile şunu söylüyoruz. Yani her birey farklıdır. Her bireyin istediği beklentileri farklıdır. istedikleri farklıdır. Dolayısıyla yani bir hanımın eşinden beklentisi başka bir hanımınkinden farklı olabilir. O eşinden beklentisini mesela romantizm açısından söylüyorum. Kilodan değil güleç yüzlülüğünden bakıyordur. Yani dolayısıyla hiç sıkıntı ol, e, oluşturmuyor olabilir. Erkek de mesela, erkek zayıf hanım dediniz herhalde değil mi? Evet. <laughs> zayıf hanım diyelim. Çok ya zayıf. Tam tersi de olabilir hocam. Veya şişman hanım yani, kilolu hanım diyelim, şişman demeyelim. Gerçi Türkçe'de sonuçta bu bunu temsil eden bir kelimedir. O da ayrı bir şey de yani uzatmadan. Kırmamak için. Kırmamak için, evet. Ee, zayıf veya kilolu hanım. Erkeğin beklentisiyle ilgili bir şey. Yani erkek hoşlanıyorsa, yani e, kafasındaki eş stereotipi diyelim yani kalıbı kendince uygunsa bundan da haz alıyorsa haz ilkesi buna odaklıysa hiç sıkıntı yok saadet devam eder. Ama değişim ben böyle bir beklentim vardı benim çünkü beklentiler etkiler yani e, değişimi ailedeki gidişatın değişimini benim beklentim bu yöndeydi bu değişiyor. Zayıf hanım istemiştim. Hanım şişmanlıyor. Benim bakış açım da değişiyor diyebilir. Evet. Ve etkiler de nitekim. Çünkü onun beklentesiyle ilgili bir şey. Kimisi dediğim gibi saçına odaklanmıştır. Kimi gözüne odaklanmıştır. Kimi yüzüne odaklanmıştır. Kimi de sevecenliğine odaklanmıştır. Büyük bir yalan vardır. Açık konuşuyorum yani. Ben kalbine bakarım. Büyük yalan. Yok öyle bir şey. Bakan vardır. Bakan gerçekten vardır ama böyle birinin parmağını parmak sayısının geçmez herhalde. Bakarsın yani gerçekten yaşlı olmuş. Hani az önce dedik ya kanser olmuş. Son dakikaya kadar yanında durur. Ona böyle sevgisini gösterir. Gerçekten içtendir. İşte bunlar. Aslında o göstermediği sevgi bu değil mi hocam? Yani, Keşin ödenen bir sevgi, geçmişin sevgisi. Evet, yani. evet. Yani iç sevginin çıkarımı. Bunlar nadir. Bunlar nadidir. Keşke artsa. Ha eskiden var mıydı hocam? Şimdi mi azaldı? Evet, eskiden vardı. Eskiden vardı çünkü eskiden alternatifi azdı. Şimdi öyle bir şey ki temel yani içgüdüsel bir şey bu. Alternatif arttıkça insanların en yakınına bakışı bile azalıyor. İtiraz. İtiraz gelebilir. Ben de şöyle bir itirazda, karşı itirazda bulunayım ya da karşı cevapta bulunayım. Ey baba veya anne, eşle ilgili böyle bir itiraz ediyorsun da. Peki sana sorarım. Sen ki temel içgüdüsel kıyaslama üzerine çocuğunu başkasıyla kıyaslamıyor musun? Kıyaslıyor. Evet İşte falanca da böyle. Aynı kıyas eşte de var. Evet. Aynı kıyas kendinde de var. Ama biz doğuştan öğrenmeyi yanlış öğrendiğimiz için kendi hatalarımızı başkasına e, addederiz, başkasına yönlendiririz biz hatasızmış gibi düşünürüz. Baş o yüzden de eleştirilmek istemeyiz. Eleştirilmemiz ama hoşlanmayız. Nasıl oluyor bu? Şöyle oluyor. Çocuk küçük daha yürümeyi yeni öğreniyor veya 3-4 yaşında kafasını geldi şuraya vurdu. Tüh kaka pis. Bak çocuğumun canını yaktı. Şimdi onun suçu var mı? Yok. Yok. Hata kimde? Çocuğun yüzüstü tarzında veya bende. Veya ben de benim onu bırakmamam gerekiyordu. Ne yaptık biz? Hatayı hemen masaya attık. Farklı yerine çevirdik. Masaya attık. Dolayısıyla ben hiç hata yapmam dedi çocuk. Hiç hata yapmayın, hiç kıyaslamaz. Kıyaslanmaya da gelemez çünkü öyle bir şey yok yani hiç. bilinç yok, bir şema yok. Öyle bir kalıp yok onda. İşte sıkıntı da böyle oluyor. Ne yapıyor? Eşini eleştiriyor veya eşini kıyaslıyor çocuğunu kıyaslıyor, babasını kıyaslıyor, anasını kıyaslıyor. Kendini kıyaslamaz. Ha, kıyaslayanlar da o işte dediğim gibi belin parmağı ile ilgili bir şey. Onlar da son nefesine kadar yanında duran sevecen kişilerdir. Evet. Parayla saadet olur mu? Evet, güzel bir soru. Güzel bir soru. Parası saadet olmuyor. Parayla da saadet olmuyor açıkçası. Yani biz gerçekten ee, ekmek <laughs> parası için mi çalışıyoruz yoksa ekmekten daha mı fazlasına hocam? amaçlayarak bazen, mutluluklarımızı erteliyoruz. Bazen e, bu bahaneye sığınarak saadetimizi e, üst doruktan aşağı doğru atıyoruz. Yani tam dibe doğru atıyoruz. E, kimisi vardır hani evli e, işiyle evli derler. İşiyle evli olanlar vardır. Kimi işte e, işte evlendikten sonra çalışmayı düstur edinenler vardır. İşte bunlar saadeti tavandan Tabana indiren e, boyutlardır. Bence yani bunu birebir konuşmakta fayda var. Bize gelen atıyorum işte e, boşanma evresinde olan kardeşlerimiz varsa bakmaları lazım. İşte biz diyoruz ki işte e, kıskançlık, küskünlük evet. e, ne türden bir şeyiniz var, çatışmalar var böyle bir e, liste var, soru listesi o Lisor yöneltiyoruz. Bundan mı, bundan mı, buna kadar. Bu vardır ama ne kadar, derecesine kadar. İşte mesela para seviyesine geliyor. Para seviyesinde ya birden bir çıkış oluyor, evet evet diyor, paradan oluyor. Evet evet diyorsa bu tam uç noktaya gelmişler boşanmanın. Artık bıkmış ve söylüyor olabiliyor. Bazen de yok ondan değil deyip üstünden yani geçebiliyor açıkçası. Ama derinlere bakmakta fayda var açıkçası. Şöyle ki, Kültür olarak, belki toplum olarak biz de bayanların mesela çalışmasına gerçi son 10 15 yılda farklı bakılıyor ama hani sıcak bakılmıyordu. Kadın çalışmaya çalışmasın, evde dursun diye. Evet. Yani çocuğuna baksın, haşa evde dursun derken çocuğuna baksın, ev işleriyle ilgilensin diye. Ama şimdi öyle bir boyut var ki hani ee, evet ikisi de çalışacak. Neden? Ev, eve giriyor, işte ne bileyim, evin e, ödemesi 4 bin lira, 5 bin lira, o çalışıyor, bu çalışıyor, birisinin kirayı ödüyor, ötekisi e, eve bakıyor ya da faturaları ödüyor. Yani bir sürü neden var. Lakin e, bunu eleştiri için söylemiyorum. Bu e, Avrupa'da da yapılmış, Türkiye'de de yapılmış bir e, anket sonucu. Diyor ki, e, kadınlar ekonomik bağımsızlığını kazandığında boşanması artıyor boşanma oranları artıyor. Yani ekonomik bağımsızlığını elinde tutan bayanların boşanma oranı yüksek. Evet. Nedenle ilgili birçok soru var. veya birçok çalışma yapılmıştı. Neden olabilir? Acaba kadın erkeğin kalitesizliğine katlanmak zorunda kalmadığından mı? Hı hı. Ya da e, zora gelmeyip bana hani ne ya ben zaten elimde param var. Kendime bakarım deyip çekilmesinden mi? Yani bunlar sadece iki tanedir. değil. Bununla bir sürü şey var, e, cevap var ya da ne bileyim savunma var bununla ilgili, bayanlarla ilgili. Ha, peki bu niye erkeklerde değil diye bir soru gelebilir şu an izleyen bayan kardeşlerimizde. E, erkekler daha ima kültürel olsun, şey olsun yani ananevi olsun geçmişten bu yana. Hep çalışan varlıklar olduğu için bununla ilgili bir şey yok yani. Çalışan erkek boşanıyor gibi bir şey yok. Çünkü oran Zaten düşüktü, Düşük, yani düşükken bile erkek çalışıyordu. Evet. Doğran arttı, artmayla birlikte değişimlere bakıyor, hani parametrelere bakılıyor. Bu parametrenin aralarında işte bayanın çalışması ekleniyor. Burada ekonomik bağımsızlık diye isterlerse bakabilirler. Sosyal psikolojinin bir büyük şeylerindendir mesela bu baba konularından biridir. Yani çok rahat oradan da okuyabilirler e, saadeti engellediği ile ilgili boyut var. Bir de mesela e, televizyonda izlerler mesela falanca kişi ünlendi. Eşinden boşandı. İlk yaptığı iş eşini boşamak oldu. Yani kişi derken bu sadece bayan veya erkek demeyelim. Yani ikisi de o ikisi de, cinsi de kapsayan bir şey. Neden oluyor bu? Ayrı bir konu. Ama görülüyor ki fakirlikten dolayı, çok fakirlikten dolayı bakamamadan mütevellit e, ayrılmalar da oluyor. Çok zengin olunca da aşırı şımarıklıktan dolayı veya şımarıklığı parantez içinde söyleyelim herkesi tenzih ederiz yani böyle bir şey olacağını değil. Veya e, o para girdiğinde birbirlerine olan güvenin farklı şekilde sarsılması da söz konusu olabiliyor. Bundan dolayı da boşanma saadetin dibe vurması yaşanabiliyor hocam. Evet. Hocam yine farklı bir soru. Yemek, güzel yemek yapmak aile saadetini arttırır mı? Kötü yemek yapmak aile saadetini bozar mı? <laughs> güzel, <Güzelmiş gülüyor> Bu benim sorum yalnız. <laughs> Güzelmiş. Bu arada rejiden de çok yakın takipçilerimiz var. Sürekli kulağıma soru söylüyorlar. <laughs> Evli arkadaşlarımız çok dikkatli şekilde takip ediyorlar. Onu da söyleyeyim <laughs> size. Buradan, buradan ele vermeseydiniz keşke. Şimdi yengeler, rejide çalışanlar. Yok isim yok hocam. Biliyorlar. Bu soruda isim yok. Herhangi bir isim yok. Ama yengeler biliyor ya onların hanımları. Yok <laughs> Yo, bu soru buradan gelmedi. Bu tamam. benim aklıma gelen bir soru şu anda. Tamam. Şöyle... Şimdi eve gidince e... benim de başıma bir şey gelmesin <laughs> hocam hakkınızı helal edin. Şimdiden. Helal olsun. Estağfurullah. <laughs> ee, güzel yemek yapmak veya çirkin yemek yapmak bence etkilenmemeli. Neden? Şimdi tabii ki dedik ya kişiler farklı bu bencesi. Benim bakış açısı, açım. Ama olur da daha farklı bir yapıya sahip erkek... Veya bayan da olabiliyor şimdi biliyorsunuz yani karşılıklı yani ondan da bekleniyor. Hocam yemek yapan erkekler de var. Erkekler de Eğine var. Yayına girmeden tabii. önce konuştuk. Mesela konuştuğumuz şeylerden e, e, erkeğin yemek yapması hanımın hoşuna gidebilir mesela. Bu aile saadetini artırabilir. Hanımın yemek yapması erkeğin e, işte artırabilir mi? İşte dediğim ki bence olmayabilir ama bizde hani bir genel geçer bir şey vardır. E, kalbe giden yol Gırtlaktan, Gırtlaktan geçer, geçer derler. Yani annelerimiz öyle demişler. Ee, bu bizim Türk erkeğiyle ilgili bir şey aslında. Eski Türk erkeğiyle ilgili bir şey. Bizim eski, eski Türk erkekleri yemeğe düşkün insanlardı. Ama bu kapitalist sistemle birlikte fast food tarzı başladı. Hızlı yeme hani Fast food, hızlı yemek. Hakikaten bize de girdi yani kültürümüze. Ee, yayıldı da. Biz de eve gitmeden önce çok rahat yemekler yiyip yani sıkıntı ekmek arası hemen bir şeyler atıştırıp o kültürden uzaklaşmaya başladık ya da başladığımızı düşünüyorum ben. Dolayısıyla hani hanımdan böyle kelli feli yemek bekleyen erkeğin sayısı azaldı. O da mutluluğa o kadar etkilemiyordur. Ama lakin böyle bir beklentisi varsa işte bu inşa aşamasında olur. Yani evliliğin ilk inşasında birbirlerini tanıma esnasında olur. Erkekten evet. böyle bir beklenti varsa bu etkiler, bu notlar arasında alması gerekiyor hanımefendinin veya erkek beyefendinin de notların arasını alması lazım. Hanım arada sırada böyle yemek bekliyorsa ondan güzel yemekler yapmasını ki sürprizler biliyorsun mutluluk hormonunu harekete geçirir. Dolayısıyla bazen evliliklerin gidişi, gidişatı kötü olan evlilikleri formatlayabilir. O zaman buradan mesajınız ne hocam? Bu en son söylediğinizle alakalı. Eşinizi tanıyın. Eşiniz el gırtlakla ilgili iyi geri bildirim yapıyorsa buradan yürüyün. Evet. Hocam eve geliş giriş saatleri saadetimizi etkiler mi? Etkiliyor. bu Etkiliyor çünkü vakalarım da var bununla ilgili. Hani haksız vakalar da var yani bunlarda. Şöyle ki adamcağız şartlara uymak zorunda olduğu için iki iş yapıyor ama evi çünkü ev aile demek duygusallık demek. Hı hı. Sadece maddiyat değildir yani. O duygusallıktan hanımını ve çocuklarını mahrum bıraktığından elde değil ama sebeplerden. Ee, mesela bir hanımcağız e, duygusal bunalıma girmişti. Ve bundan dolayı boşandılar. Ben boşanacağım dedi kadın. Daha zengin birini yani az çalışan. Zengin birini istiyorum dedi. Boşandılar. Yani bu belki ters gelebilir izleyenler. Ya hemen satılır mı kardeşim para için diye. Farklı bir şey. Bu duygusal ihtiyaçtır. Yani evlilik duygusal ihtiyacın tatminidir. Duygusal ihtiyaç tatmin edilmiyorsa maddi ihtiyaç yani gırtlaktı, işte ne bileyim giysiydi, viysiydi bunlar bir yere kadar. Bir yere kadar. Bir yerden sonra karşılamaz. Evet. Hocam <laughs> e, aile huzurunu peki hep bozacak şeyleri konuştuk şu ana kadar. Arttıracak şeyler neler saadetimizi? Şöyle ilk 10 e, sıra yaparsanız bize aklınıza gelen. Şöyle diyebiliriz mesela. Bir defa e, farklı şeyler ortak birlikte yapmaları gereken farklı şeyler denesinler. Hiç aydır. yapmadıkları bir şey evet, mesela. Evet Ama birlikte yapmak istiyorum. Mesela bir örnek vereceğim. bulaşık mı yıkasınlar beraber. Olabilir. Mesela geçenlerde birine e, çarpışan arabaya birlikte aç, çarpışan otomobili bilmelerini teklif etmiştim. Çok hoşlarına gitmiş yani bir, o vurma esnası var ya mesela arabayı vuruyorlar. Evet. Değişik bir şekilde kişi gidiyor geliyor. O esnada gülüyorlar. Birbirlerine değiyorlar. Hani bir kötü olan bir olayda yan yana omuz omuza evet. olma hissi kazandırmış mesela onlara. Birliktelik yani biz hep beraberiz yani. Vuran arabada da, kaza yapan arabada da işte mutluyuz imajı ortaya çıkmış. Atıyorum. Tatil yapabilirler farklı bir şekilde. ama Bu tatil hani e, zehir eden tatiller olmasın çünkü Türkiye'de yapılan tatillerin genelde sonunda, genelinin sonunda yorgunluk geliyor, zehir oluyor. Yani kadına yükleniyor işte. Eşyalar hazırla, adam gidiyor işte ne bileyim bir şeylerle uğraşıyor. Tatil tatilden çıkıyor açıkçası. Yani daha mutlu, daha e, sade bir şeyler yapabilirler birlikte. Çıkıp mesela gecenin saat birinde işte enteresan bir şey, hiç yapmadıkları bir şey. Onlara obsesif olanları önermiştim. Gidin dondurma yedin mesela adamın kuralı vardı. Biz bu saatten sonra çıkamayız falan. E bir çık. Bir çık, farklı bir şey olsun. Bu neden farklı ve enteresan şeyler diyorum biliyor musunuz? Bunlar unutulmaz. Hayatında ilk defa yapılan şeyler unutulmaz. Unutulmadığı için de Bilinç altında bir depo diyoruz biz ona tamam mı bir deponuz olsun o depoya hep böyle enteresan ve birlikte yaptığınız mutlu şeyleri depolayın stoklayın diyoruz. Benim bir tanıdığım var hocam şu anda işte hayatta yapılacaklar diye bir liste yapmış kendine. 10 hmm. sıra yapmış farklı farklı şeyler yapıyor mesela. Harika, Bu faydalı uzun mı uzun vadeli şey çizgi çekiyor tabii böyle yazdıklı, yazdıkça da çizgi çizdiği yazdıklarına çekiyor hocam. bağlı. <laughs> yani evet. mesela bir film vardı böyle hatırlıyorum. Adam işte e, uçaktan atlıyorlar işte bir yere kadar paraşütü bir yerden sonra açacağız ya bence bir zararlı bir şey. Evet. Ben yapmam yani onu. Ama e, uzun madeli planlar çok önemli. Hocam bu görevdeki Hayda erkeğe mi işte. düşüyor bayana mı düşüyor bu planları yapmak? planlar yapmak aslında ikisine de düşüyor. Yani evlilik sonuçta tek taraflı değil. Ama hani e, bizdeki kültürde genelde topu hep erkeğe attıkları için evet. erkek a, abilere kardeşlere bunu tavsiye ederiz açıkçası. Ama... Bu e, bayan kardeşlerimizin yapması gereken bir şey. Şimdi şöyle itiraz gelebilir, o yüzden söylüyorum bunu. Hocam biz yapsak bunu eşimize, erkek yani eşe dayattığımız zaman ya da önüne koyduğumuz zaman bizden geldi diye almaz bunu. Bak, evet hocam evet dediklerini duyabiliyorum şu anda. Dolayısıyla bunu bizi dinleyen erkek kardeşlerimize öneriyoruz ki, yani e, kız kardeşlerimizi zora sokmasınlar, kendileri yapsınlar. Yani o planları, yapacakları şeyleri daha iyi olur. Mesela dedim gibi anlık sürprizler yapabilirler. Yani e, değişik bir şey. E, çiçek sıradan bir şey aslında. çiçeğin dışında sürpriz oldu Hadi gel, uçak bileti aldım. Hani ucuz, ucuz uçak bileti var ya. Şanlıurfa'ya gidelim. Halil İbrahim e, memleketini bir ziyaret edelim. Gel. Konya'ya gidelim. Mevlü e, işte Mevlana'yı Mevlânayı bir ziyaret edelim. Ya ama 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 işte işte şey olur mu ki falan? Olsun, sana sürprizim bu. Çok enteresan bir şey çıkar ortaya, değil mi evet. yani? Gidelim mesela Sümeyye bir görelim ya da ne bileyim Nevşehir'e gidelim, Ürgüp, Ürbeki'ye gidelim işte, oradaki peri bacalarını bulalım çünkü allah Teala Kur'an-ı Kerim'de gidin, eski kavimlerin yerlerini ziyaret edin buyuruyor ki yani evet. ibret alın. Bu da aynı zamanda ibadettir, bu, bu amaçla yapılırsa tabii ki yani şeyden ziyade. Bu güzel şeyler bunlar yani değişik bir şey ortaya çıkabiliyor sürprizler. Dedik ya sürprizler e, beyninizdeki e, mutluluk hormonunu harekete geçiriyor. Çok enteresan. Ama bir de şu minvalden bakmak lazım. Bayanlar romantizme düşkündürler. Romantiktirler yani. Bu tür şeyleri çok romantik görürler. Yani o yüzden mesela biz e, çiçeğin köklüsünü severken onlar ölmek üzere olan çiçekleri severler. Yani kesilmiş çiçekleri severler. Bizde mesela en makbul çiçek... Lahanadır. <laughs> Yemek faydalı olur yani. Pırasadır. Maydanozdur. Yenilebilir. O yani mantık olarak bakıyoruz ve hatta gülüyoruz dikkat edersen şimdi. Evet. Ama kadın için o da önemli değil. Orada romantizm açısından yani duygusallığı e, depreştiren bir şey olmalı ki... Hani diyeceksin ki hocam bu da duygusallık. Hayır. Genel geçer bir kural var. Bayanlar kendi aralarında renkli şeyleri severler biliyorsunuz. Renk bunu daha önce konuşmuştuk, gelecekte de konuşacağız illaki. Onların renk algısı, sevgi algısı bizim gibi değil. Evet. Kat kat. Dolayısıyla böyle bir algıları var, böyle beklentiler var. Buradan yürümek zorundalar. Bitti. Nokta. Hiç buna mantıksal bakmasınlar. Hocam kadınlar eşlerinden ne beklerler en çok? Gözlerine bakmayı ve onları övmeyi beklerler. En çok bekledikleri şey. Övülme. Temas iletisi diyoruz biz buna. Böyle bir açlık vardır. Yani erkekten daha fazla açtır. Yani marifet iltifata tabidir. Evet. Ama yapamıyor muyuz? Sizin gördüğünüz nedir? Çoğunlukla erkekler bunu söylemeye korkarlar mı? çok fazla mı? mantıksal bakıyoruz. Mantıksal bakıyoruz. Ya ne gerek var? Zaten bakıyorum ya sana. Yani bunu zaten sana aldığım şeyle söylüyorum ya. Mesela atıyorum alır hediyeyi gelir eşine teslim eder. Eşi hala gözüne bakar. Böyle bir şey söylesin. Evet bir evet şey bir şey söylesin diye. Ama burada var zaten bu Al işte, onun şeyidir yani tecesüm tecessüm etmiş halidir yani sevginin e, hediyeye hediye evet. bürümüş halidir. Hayır. Bir şey söyleyeceksin. Bir şey söyleyeceksin. Bu iltifattır kadın için. Yaptığı yemek iltifat et. Para verme iltifat et ona. Bu kadar. Yüzüne bak gül. Bugün evet. çok güzelsin de. Atıyorum kadınlar ee, kendilerinde yaptıkları olan değişiklikleri eşleri tarafından görülsün isterler. Aa saçlarını boyatmışsın. Matthew mesela. İşte bugün kirpiklerin güzel. Bu elbise sana yakışmış. Biraz zayıflamışsın sanki. Tabii menfi yönü değil. Evet. Tabii daha böyle e, pozitif yönler olursa e, daha fazla memnun olurlar. Bunlar Tetikler. Yani mutluluğu tetikler. Mutluluk hormonunu tetikler. Evet hocam şimdi yavaş yavaş programın sonuna geldik. Nasıl geçti anlamadık ama haftaya tekrar görüşeceğiz. İnşallah, daha inşallah, geniş bir inşallah. konsepte konuyla. Şimdi son bir soru daha soracağım. Bir annenin evlenen kızına kendi hayat tecrübelerinden tavsiyeler vermesi doğru mudur? Güzel bir soru. Menfi olmayacak şekilde vermesi doğrudur. Şu kadar ki. Kızım evlen evlen diye tutturan anneler var. Sonra da kızım sakın erkeklere güvenme. Erkekler şöyledir, böyledir, böyledir diye aynı annenin doldurmaları var. Evet. İşte bu kesinlikle yanlıştır. O zaman niye evlendiriyorsun teyzeciğim yani? Yazıktır. Sen daha başlamamış evliliği bitirmeye çalışıyorsun. Sen şöyle şöyle yapma, ipleri eline verme, şöyle davranma. Aynen öyle. Direkt olarak Ben yaptım, sen düşman. yapma gibi. Yani bu şirket kurma, şirket kurarken iki patron var. Sakın %51 hissesi o tarafa geçmesin gibi bir şey. Hayır. Evet. Yani bir kadının İslama göre yeri bellidir. Bir erkeğin İslam'a göre yeri bellidir. Sen tecrübelerinden faydalandır kızını. Ha bu tecrübeler neler olabilir işte? Onlar işte sorun çözme yönünde. Şu zamanda mesela eşin şöyleyken üzerine gitme. Eşin lezzet söyle mesela başında sen şöyleyken seninle uğraşmasın, senin yanına gelmesin. Karşılıklı olarak tecrübelerini sunabilir. Ama Olumlu yani sorun çözme yönünden bilişsel olarak yani e, bilişlik a, a, bilinsin diye işte ben bundan hoşlanırım sen şundan hoşlanırsın mısın gibi şu yemeği sever misin gibi bilime ile ilgili bilgilerin paylaşımı yönünden mesela e, bunlar önemlidir davranışlı olarak ben bu huyumdur gibi paylaşma açısından e, karşılıklı yani eşine bildirim yapmasını dikte edebilirler Evet, hocam çok teşekkür ediyoruz. Bugün de programımızın sonuna geldik. Ben teşekkür ederim. Haftaya inşallah e, bir konunun açılmış haliyle izleyicilerimizle karşı karşıya oluruz. İnşallah. Allah nasip eder. İnşallah. Kıymetli izleyiciler, bugün de aile saadeti programımızın sonuna geldik. Bugün çok çabuk geçti. Nasıl geçtiğini anlamadık. Haftaya inşallah yeni bir konuyla sizlerle birlikte olacağız. Bizlere ulaşmak isterseniz aile saadeti etlalegul.tv.com.tr mail adresinden aileyle alakalı her sorunuzu bize yönlendirebilirsiniz e, keyifle inşallah hocama sorularınızı yönlendireceğiz çözüm bulabileceğimizi ümit ediyoruz sıkıntılarımıza olumsuzluklara aile saadetimizi arttırmak için her hafta burada olacağız Allah'a emanet olun hoşçakalın efendim.